görsen garibim. Oturmuş bir bankın üstüne. Böyle kendinde değil, bir şey değil. Tinerci gibi ha. Gelene geçene de laf atıyor. Ne içmiş ki bu kadar? Ya bilmiyorum ki Almiloş'um. Milam. La. Ya bilmiyorum ki. Baktım mahallenin gençlerine sataşıyor. Alacaklar bunu aşağı. Hemen kaptım getirdim buraya. Abartma istersen. Vallahi abartmıyorum. Perişan haldeydi. Bıraksam kim bilir başına neler gelecek. Hayret bir şey ya. Senin bir ayarın yok mu acaba? Daha geçen gün çocuğa yapmadığını bırakmadın. Şimdi tutmuş kolundan eve getiriyorsun. Yardım ediyorsun, evinde yatırıyorsun filan. Evet ya, doğru. Benim biraz ayarım yok. Hatta ben ölçüsüzümdür de ha. Evet. Ya ben ne yapıyorum ya? Ben var ya, ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Benim cezalandırılmam mı lazım yoksa? Evet, benim cezalandırılmam lazım. Efendi Almila. Efendim? Ya pardon ya, ben böyle bir an bir tane fantastik Alman filmi izlemiştim. Hansel Strauss Rahlöfsch'ın. Oraya gitti kafa. Nasıl oldun, iyi misin? Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Önder bir dur. Bak işitiriyor mu? Önder. Bak bir şey. Hay Allah ya. Önder. Heh. Gidebilecek misin tek başına? Biz de gelelim mi seninle? Yok yok, giderim ben. Peki yalnız mısın evde? Biri var mı seninle ilgilenecek? Yok. Ben zaten alışkınım yalnız kalmaya. Benim hiç mutlu günüm olmadı ki bugüne kadar. Tek bir kere gülmedim ki bu hayatta. Siz bana bakmayın. Mutlu olun yeter, tamam? Çok üzülüyorum ben bu çocuğa. Ben de. Ya acaba Önder'e birini mi bulsak ha? Ya pardon da senin kainat meşebinden dışında İstanbul'da arkadaşın yok mu? Ay yok. Hepsi İzmir'de. Ne yapayım? Ay aslında Melisa tam Önder'e göre, biliyor musun? Hem de çocuk bakıcısı. Çok tatlı, çok şeker bir kız. He, ona sigorta yaptıralım, kalacak yer bulalım. 600 dolar da maaş verelim, gelir belki. Efendim? Tamam neyse, dur benim profilimi açayım, oradan bakalım. Ya bu kim? Bunu tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun? Baksana, doğum günü kutlamış, ayıcık yollamış. Ve paylaştığın her şeyi de beğenmiş. Bakayım. Ha şey bu ya, bu bizim liseden sınıf arkadaşım. Ne kadar değişmiş. Şimdi uzun süredir görüşmüyoruz da. Ha bu kim peki? Onu da tanımıyorum. İyi o zaman. Lisede kimseyi tanımıyorsun. Ya tanıyorum da o kadar da yani yakın değiliz sonuçta. Peki o zaman nasıl kız bulacağız biz Önder'e? Aç da bari fotoğraflarına bakalım, aç. Yok yok, ben prensip olarak hep ileri doğru bakıyorum fotoğraflara, geri dönemem. Ya sen şunu ver bakayım bir bana. Bakayım. Aa, kim bu kız? Bu kumral olan. Ya bu fotoğrafa sonradan girmiş. Geç bana. Saçmalama, sonradan girmiş diyor. Bakayım. Bak etiketlenmiş işte. Ada Keskin. Aa tatlı bir kıza benziyor bu. Ya öyle bir kızla kısıtlı kalmayalım şimdi. Başka kızlara da bakalım. Çok güzel kızlar var bende. Bak şimdi. Hiç istemiyorum. Bak ben bunu çok beğendim ha. Bir inceleyeceğim ben bunun profilini. Demeyip kiyit. Ya inanmıyorum. Yoga hocası falan mı bu kız? Yok be ya. Ama 5 gün yogaya gidiyor biliyor musun? Öyle diyorlar yani. Ha. Kim diyecek? Allah aşkına ben nereden bileyim ben yogaya mı gidiyor, yoga hocası mı? Belki aletli pilates yapıyor. Aa bak ne diyeceğim sana. Ya bu aletli pilates bütün kaslara yarıyor diyorlar. Doğru mu? Uzun uzun bir anlatsana bana. Doğru. Doğru da şu an konumuzla ne alakası var? Bir saniye. Al. Bakayım. Polisiyeden hoşlanıyormuş. Önder de polisiye dizileri çok seviyormuş biliyor musun? 5 yıldızlı otellerden nefret ediyormuş. Bu kız da tam pansiyon kafası var, süper. Tabii tabii, hep öyledir zaten.
Başta öyle derler, gidersin. İki kertenkele böcek gördü mü hemen başlar. Hayatım, parası neyse veririm yani. Daha şık bir yere giderim. Olmaz böyle, tatil mi olur falan. Bunlar hep böyle ki. Kim onlar? Kadınlar. Rın sen hariç olan kısmı. Hı. Yani sen tabii ki de öyle değilsin hayatım. Ha. Asla öyle olmaz. Peki, bu sana benziyor sanki değil mi? Saçmalama, ne alakası var? Sevgilisi o zaman, çok samimiler çünkü. Yok yok, onun sevgilisi yok ki. Tamam işte, madem sevgilisi yok, hadi ara. Ya bu saatte mi arayacağım? Saçmalama lütfen, saat kaç olmuş? Saat daha 3. E tamam işte, bayağı geçmiş, rahatsız etmeyelim. Ya yarın ararız, ne acelesi var? Senin çekindiğin bir şey mi var? Ya Allah aşkına yani... Bunu... Senin yarım saat sonra dersin yok mu? Allah! Tamam, dur. Çekil. Nerede çantam? Kahretsin, nasıl geç kaldım ben buraya? Arayacaksın ama değil mi? Bak en azından bir buluşuruz, bir konuşuruz kızla. Belki sevgilisi yoktur, bir ağzını ararız. Ondan sonra da ikisi habersiz, ikisi bir araya getiririz. Almina'cığım, benim de bir işim var ama değil mi? Çıkacağım ben birazdan, vaktim yok. Aranacak dedim ben bir kere, dedim. O yüzden dersten çıkınca arayacağım, kontrol edeceğim ona göre. Sap kadını! Görüşürüz! Adayı aradın mı? Kimi? Bulduğumuz kızı işte, aradın mı? Ha, aradım da ulaşılamıyor. Ya herhalde telefonunu değiştirdi, boş ver. İnternetten mesaj atsaydın. Ya gerek yok, hem Önder'e göre bir kız değil o. Ay belli mi olur canım? Yani belki birbirlerinden hoşlanırlar. Ne bileyim, aralarında bir etkileşim olur. Yani enerjileri tutar, denemeden bilemeyiz ki. Peki iyi geçmedi yani. Bir de herkesin içinde azar yiyince. Ya olur öyle ilk günden. Sen kafana takma. Bari yarın iyi geçse. Fragman çekecekmişiz de ne yapacağız bilmiyorum. Kimse de bir şey demedi. Vallahi beceremezsen beni gönderirler ha. Yapımcı açık açık söyledi. Ya sen boş ver yapımcıyı. Kendine güven. Ben kendime güveniyorum da... Aa, ben gideyim. Ne oldu, niye durdunuz? Babam bahçeyi suluyor. Ya arkadaşlar, çok kafaya takıyorsunuz. Kazım amca beni sever, hayatta bir şey demez. Merak etmeyin, gidelim çay içelim. Ha? Tabii, pişti de oynarsınız. Oynar mıyız lan? Oynar mısın diyor. Dalga mı geçiyorsun? Yok, gayet ciddiyim. Ciddiyim diyor. Hadi hadi. Ne yapıyorsun? Bana güvenin, gerisini boş ver. Ne yapıyorsun? Gel.